place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kia'dayız. Kia'da Kia Stonic aracımızı inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Kia Stonic aracımızla beraberiz. İlk önce aracımızın paketine ve fiyatına bir bakalım. Aracımız cool paketten oluşuyor. 1.4 otomatik şanzımanlı. Bakın burada tüm donanım özelliklerini görebilirsiniz. Aracımızın fiyatı ise 449.900 liradan satılıyor. Burada arkadaşlar donanım özelliklerine bakacak olursak hız sabitleyicimiz, tavan rayı, ön park, arka park sensörü gibi geri görüş kamerası da bulunuyor bu aracımızda. Şöyle ilk önce aracımızı bir inceleyelim arkadaşlar. Ön kısımdan başlayalım. Bakın aracımızda halojen aydınlatmak kullanılmış. Şu kısımlarda yine dörtlerimizi de yaktım sizlere göstermek için. Yine şu kısımlarda sis farlarını görebiliyorsunuz. Çevresi piyonik detaylarla kaplı. Yine ön ızgarada oldukça hoş duruyor krom detaylar. Şimdi aracın siyah olması arkadaşlar, bence aracı böyle daha bir asil göstermiş. Ben çok sevdim. Siz beğendiniz mi? Şöyle de yandan sizlere göstereyim. Bakın lastik detaylarına bakacak olursak aracımızda arkadaşlar kumho lastikler kullanılmış. Şöyle sizlere de yaklaştırayım. 185, 65, 15'lik lastik ebatları var. Alüminyum alaşımlı jantlar da bu araçta tercih edilmiş. Yan kısma doğru dönecek olursak marş geri korumak adına da plastik aksam bu araçta kullanılmış. Şöyle yanlardan devam edelim. Yine tam arda aydarımda bu araçta görüyorsunuz. Arka kısma doğru gidelim. Arka kısımda arkadaşlar stoplarımız oldukça hoş. Üst paketlerde bunlar LED oluyor. Onlar tabii ki de daha hoş oluyor. Şurada bakın park sensörlerini görüyorsunuz. Yine şu kısımda size stopları göstereyim. Yeni abimiz tabii ki Kia'da oldukça hoş gözüküyor. Şimdi bagajımızı bir açalım. Bagajımızı sizlere bir göstereyim. Sağ tarafta arkadaşlar burada halojen aydınlatmamız bulunuyor. Sol tarafta yine kancalıklarımız vesaire var ama herhangi bir aydınlatma yok. Bagajımız oldukça ideal bence. Yani koltuklarımız yatınca daha da geniş bir bagaj hacmine ulaşıyoruz. Burada paspaslarımızı görüyoruz. Burada krikomuz ve yangın tüpümüz de bulunuyor. Plakalıklarımız da bu araçta halojen. Şöyle arkadan görüntü aldıktan sonra tavana doğru gidelim ve iç kısma geçelim. Anahtarsız girişte bu araçta maalesef bulunmuyor. Üst paketler de geliyor o da. Şimdi dörtlüğümüzü bir kapatalım. Aydınlatmamızı da kapatalım. Akümüz bitmesin. İlk önce burada malzeme kalitesiyle başlamak istiyorum. Sert plastik malzeme kullanılmış. Dört cam otomatiğimiz, arka cam kitlememiz, elektrikli ayarlanabilir yan aynalarımız da burada bulunuyor. Şurada krom kapı kolumuz var. Bakın arkadaşlar araç yeni gelmiş. Burada jelatini bile üstünde. Buradaki malzeme kalitesiyle devam edecek olursak full sert plastik malzeme kullanılmış. Şurada yine pürüzlü gri bir detayımız var. Şimdi menfezlerimize dönecek olursak burada çevreleri oldukça güzel bence. Piyano bilek detaylı menfezler kullanılmış. Orta kısma gelecek olursak yine menfezlerimizin çevresinde piyano bilek detayları görmek mümkün. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. Yine piyano bilek detaylı menfezler var. Yan kapı detaylarında arkadaşlar krom kapı kollarımız yine sert plastik malzemeyi görebiliyoruz. Şurada ufak bir saklama alanı da bulunuyor. Bu tarafa gelmişken torpidomuza bakalım. Işıklı bir torpido bu araçta kullanılmış. Şurada kullanma kılavuzunu alacak arkadaşları bekliyor. Yani torpidomuz da ideal arkadaşlar bu segmentte bir araç için bence. Şöyle sizlere geniş bir görüntü alayım. Bakın ben Kia'nın direksiyonunu çok seviyorum. Direksiyon sistemi de oldukça ergonomik. Şu kısımlarda sesli komut sistemimiz ve multimedyamızı kontrol edeceğimiz tuş takımları bulunuyor. Burada yine hız sabitleyicimiz ve limitleyicimizi görebiliyoruz. Bakın ortada ufak bir displayimiz var arkadaşlar. Buradan tüm yakıt tüketimlerini, böyle uyarılarımızı, aracımızın simülasyonu, her şeyi görebiliyoruz. Analog bir kadranda bu araçta kullanılmış beyaz bir ışıklandırması var kadranımızın da. Bu kısımda multimedyamızı görmek mümkün. Buradan piyano bilek detaylar çevresinde multimedyamızın kullanılmış. Zaten fix
tüm Kia'larda kullanılan multimedya bu araçta tercih edilmiş. Şurada arkadaşlar krom detaylar, bakın boylu boyunca uzanıyor. Yine burada dediğim gibi menfez çevrelerinin yukarında da piyano bilek detaylar var. Merkezi kilidimizi buradan açıp kapatabiliyoruz. Dörtlümüzü de buradan yakıyoruz. Aracımızda manuel klima var arkadaşlar. Buradan tüm ayarlarını yapmak mümkün. 12 voltluk çıkışımız, USB çıkışımız ve burada da bir çakmaklığımız bulunuyor. Şu kısma bakalım. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir saklama alanı var. Bakın aracımızda park asistanımız var. Diğer paketler de buralarda doluyor. Evet, geldik şanzımanımıza. Aracımız otomatik şanzımanla geliyor. Oldukça rahat arkadaşlar. Fix bildiğimiz otomatik şanzımanla bu araçta tercih edilmiş. Şurada plastik bir manuel el frenimiz var. Burada sigara küllüğümüz var bakın. Kirakiler için iki tane burada bardaklığımız bulunuyor. Burada da ön kolda yamamız var. Deri ileri geri gidiyor ama şu an poşeti olduğu için çıkarmıyorum arkadaşlar. Alacak arkadaşımız bunu çıkarsın. Ön kolda yamamızı da açalım. İçi bence ideal. Çok büyük değil. Onu da söyleyebilirim. Şimdi koltuk detaylarımıza bakalım. Kumaş koltuk bu araçta tercih edilmiş ama oldukça rahat. Şöyle de yandan sizlere aracımızı, koltuğunu göstereyim. Gelelim şoför tarafına. Şoför tarafında yanal desteklere bakalım. Oldukça iyi. Burada yine derinlik yüksekliğine yapabileceğimiz manuel bir kol bulunuyor. Buradan da şu kısımdan da koltuğumuzu ileri geri yatırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl, siz aracımızı beğendiniz mi? Şimdi gelelim aydınlatmaya. Aracımızda bu kısımda halojen aydınlatma kullanılmış. Burada arkadaşlar gözlüğünüzü koyabileceğiniz bir saklama alanı da bulunuyor. Burada manuel olarak karartılan bir dikiz aynamız var. Evet arkadaşlar, güneş ışıklarımıza bakacak olursak burada makyaj aynalığımız bulunuyor ve aydınlatmamız da şu kısımda var. Burayı kapatalım. Diğer makyaj aynalığımıza bakacak olursak yine burada ışıklandırmamız bulunuyor. Şöyle aydınlatmamızı da kapatalım. Evet arkadaşlar, şöyle arka kısmını da sizlere bir göstereyim. Sonra arka kısma geçelim. Detayları orada sizlere aktarayım. Evet arkadaşlar, arka kısma geldik. Burada sert bir malzeme kullanılmış. Her yer sert plastik. Şurada krom bir kapı kolumuz var. Şurada ufak bir saklama alanı bulunuyor. Arka koltuklarımızda arkadaşlar burada herhangi bir saklama alanı bulunmazken bu kısımda saklama alanımız var. Yine bu kısımlarda herhangi bir menfez çıkışımız yok. Sadece USB çıkışımızı görüyoruz. Şaft tünelimiz oldukça ideal. Ya burada daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Çok büyük bir şaft tüneli yok. Koltuk detaylarına bakacak olursak ön kısımda olduğu gibi full kumaş koltuk bu araçta tercih edilmiş. Yan kapı detaylarına gelelim. Yan kapıda arkadaşlar yine sol tarafta olduğu gibi sert plastik malzeme tercih edilmiş. Yine krom kapı kolunu görüyorsunuz. Şurada da ufak bir saklama alanı var. Arka aydınlatmamız da şurada. Onu da sizlere göstermiş olayım. Bazı araçlarda bu olmuyor arkadaşlar. O kadar para veriyorsunuz. Ama arkada aydınlatma bulunmuyor. Burada bakın tutacaklarımız bunun yine sol tarafta da var. Şöyle arkadan görüntümüzü alalım. Siz aracımızı beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hepinizi yorum kısmına bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Kia Stonic aracımızı inceledik. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.